Dört büyük halifenin güzel ahlakı. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu an hastalanmıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu an haberdar olarak Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'a şöyle dedi: "Ali hastalanmış, onu ziyarete gidelim." Kabul ederler, beraberce Hazreti Ali'nin kapısı önüne gelirler. Hazreti Ali radıyallahu an onları karşılar. O esnada Hazreti Ali'nin rahatsızlığı hafiflemişti. Buyur eder. Öyle sevinir ki cömertliğinin denizi dalgalanır. Evine girer, temiz bir tas içinde bir kişiye yetecek kadar bal bulur. Başka ikram edecek bir şey olmadığını görür. Temiz beyaz tas, içinde bir kişilik bal, tasın kenarında ince siyah kıl var. İkram için önlerine getirir. Buyurun der. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh der ki, konuşmadan önce baldan yemek layık değil. Önce kelam, sonra taam, yemek. Diğerleri, sen bizim içimizde efendimizsin, en kerimimiz, en azizimizsin. İlk söz sizin. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, din beyaz tastan daha nurludur, zikrullah baldan daha tatlıdır, şeriat kıldan daha incedir, der. Hazreti Ömer radıyallahu anh, cennet tastan daha nurludur, cennetin nimetleri baldan daha tatlıdır, sırat kıldan daha incedir, der. Hazreti Osman radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim tastan daha nurludur, Kur'an okumak baldan daha tatlıdır, Kur'an'ı tefsir etmek kıldan daha incedir. Hazreti Ali radıyallahu anh, misafir tastan daha nurludur, misafir kelamı baldan daha tatlıdır, misafir kalbi kıldan daha incedir, der. Bu anlayış ve teveccühler Kur'an ahlakıdır. Allahu Teala kalplerimizi irfan nuruyla nurlandırsın. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Ebu Bekir'i sevmek Allah'ın affını icabet ettirir. Ömer'i sevmek günahları ortadan kaldırır. Osman'ı sevmek imanı kuvvetlendirir. Ali'yi sevmek cehennem ateşini söndürür. Allah Celle Celaluhu hepsinden razı olsun. Hazreti Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruhu, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an. Sayfa 71-72, 31 Ekim Mevlana takvimi.